Onlarda da bir sıkıntı olmadı. Biz şeye geçtiğimiz zaman background mu şey yapılıyor bu ortam biraz burası şey background koyayım mı bir tane? Evet. Nasıl isterseniz hocam. Şu anda hocam yayını açtık, bilginiz olsun. Diğer hocalarımız bağlanamadı, olmadı. Bir sorun yaşandı. Katılımcılar bizi görüyor ve duyuyor oluyor hocam. Bilginiz olsun. Görebiliyorlar mı şu anda? Evet, şu an görüyorlar ve duyuyorlar hocam. Tamam. Kaan hocam. Beni duyabiliyor musunuz hocam? Sanırım şimdi bağlandık. Değil mi? Hocam Yanlış mı? merhaba, hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam şu anda yayındayız, bilginiz olsun. Katılımcılar bizi görüyor ve duyuyor. Bağlantıda bir sorun olduğu için hocam yayını açmak zorunda kaldık. Bülent hocam da geldi şu an. Bir günler hocam kaldı hocam, bilginiz olsun. Merhaba hocam. Kaan Merhaba hocam arkadaşlar. merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sesim nasıl? Geliyor mu sesim? Evet. Arkadaşlar merhaba hepiniz. Benim görüntüm mü yok? Evet hocam, görüntünüz, kameranız kapalı. Hocam bu arada yayındayız hocam, bilginiz olsun. Tamam. Katılımcılar bizi görüyor ve duyuyor. Anladım. Şu anda görüntünüz geldi hocam. Tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar tam 12'de başlayalım. Gülür Hanım arkadan katılır çünkü onlar Batuhan ve Gülür ikinci bölümde yer alırlar. Biz 12'de tam başlatalım. Ademciğim saat tam 1'de bitiyor mu? Süre kısıtlamanız var mı Zoom için? Şu an yok hocam, açık yani. Güzel. Nasıl isterseniz hocam. Adem senden bir de şey rica edeceğim. Herkes katılımda zaten görüyoruz. En son senden bir döküm alırım ben. Olur mu? Tabii hocam, Tamam. çıkartırız en Teşekkür son ederiz. şeyde oturum bitiminde Olur. çıkarırız hocam. Olur. Çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Şimdi Kaan nasıl Ankara'da havalar? Sen kliniktesin gördüğüm kadarıyla. Bir yaz havası var Bülent hocam. Yani gömlekle gezilecek hava olarak öyle yani. Ama Evet. cilt olarak sorarsak çok. Yani hastanenin cerrahi katı neredeyse tamamını korona katı olarak yaptık. Yani beş kat Öyle mi? O. şeyle genel cerrahi neredeyse taşındı yani tamamı korona katı oldu. Allah kolaylık versin. Yani farklı. Ama ağır az gibi görünüyor Bülent hocam. Yani böyle hani yatakları düşüyor. Ama kim yani iki kişiden biri çıksa karşımıza ben geçirdim diyor. Yani Doğru. nezih Doğru. oldu bu. Bir de aşının çok faydası var. Onu da söyleyeyim. Yani kesinlikle Evet. çok çok Evet. Evet. Emre'cim sen de hazırsın herhalde. Evet hocam hazırım. Tamam. Sesim iyi geliyor mu? Biraz Gayet güzel. bağlantı sorun oldu. Ya çok güzel. Ama şu anda iyi sanıyorum. İyiyiz Emre'cim, iyiyiz, gayet iyiyiz. Gülnur Hanım da geldiler. Tamam. O zaman ben yavaş yavaş açayım isterseniz. Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, sayın hocalarım, hepiniz hoş geldiniz.
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin bir yeni aktivitesiyle karşınızdayız. Bugünden itibaren bir makale kulübü başlığı altında o ay yayınlanmış yeni vakaları, yeni içeren makaleleri hep birlikte tartışmak istiyoruz. Burada eğer olabilirse ülkemizden yayınlanmış kaliteli dergilerde, bizim konumuzla ilgili kaliteli dergilerde ki makaleleri öncelik tanımak istiyoruz. Bu makaleyi, o konuyu yazmış olan kişinin sunması, arkasından da onun tartışılması şeklinde olacak. Bu ay şanslıyız çünkü ülkemizden yayınlanmış bir makale Sayın Emre Bakırcıoğlu Hoca ve arkadaşları tarafından Fertility Sterility Dergisi'nin Aralık sayısında yayınlandı ve bu makalenin tartışmasını da yine ülkemizde bu konuda önde gelen hocalarımızdan Kaan Oydas Hoca bu makalenin tartışmasını sizlerle beraber yapacak. İkinci makalemizde yine aynı şekilde ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir yöntem açısından onu biraz sonra konuşuruz. Şimdi sorularınızı lütfen chat kısmında sorularınızı yazarsanız hepimiz soruları görebiliyoruz. Kaan Hoca da o soruları hem Emre Hoca'ya yöneltecek hem de kendisi yanıtlayacak ve bu konuyu tartışacağız. Ben daha fazla uzatmak istemem çünkü konuşmacıların zamanını yemek istemiyorum. Dolayısıyla şimdi sizlere Sayın Emre Bakırcıoğlu Hoca'yı yapmış oldukları çalışmayı bizlere takdim etmesi açısından podyumu ona bırakıyorum. Emre Bey buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Bülent Hocam, Kaan Hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için bu yeni çıkan makalemiz, evet, Nisan 2021 Fertility and Sterility'de yayınlandı. Dilerseniz hemen ben slaytlarıma geçeyim. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum bunu paylaşma imkanı, meslektaşlarla paylaşma imkanı sunduğunuz için. Evet. Bu makalemizde ilk mikrotese operasyonunda sperm bulunamayan non-obstriktif azoospermik erkeklerde ikinci mikrotese sonuçlarımızı yayınladık. Bildiğiniz gibi non-obstriktif azoospermik erkekler tüm erkek infertilitesinde %10 oranında görülmekte. Ve ilk kez Skoysman ve arkadaşları 1994 yılında testis spermlerini kullanarak ikisi de gebelik elde ettiklerini bildirmişlerdi. Daha sonrasında Devroy ve arkadaşları 1995 ve Semra Kahraman ekibi ise 1996 yılında non-obstriktif azoospermik erkekten elde edilen spermlerin ikisi de kullanımıyla canlı doğum gerçekleştirdiğini bildirdiler. TSE'de sperm elde etme yönteminde optik büyütme veya olmaksızın testisin boyutlarına bağlı olarak değişik bölgelerden biyopsi işlemi yapılmasıyla gerçekleştirilmekteydi ilk yıllarda. 1998 yılında Ostat ve arkadaşları 81 vakalık seride ortalama 8.9 biyopsi, tüm hastalarda ve başarılı sperm elde edilmesinde ortalama 6 biyopsi alınması gerektiğini bildirdiler. Ve değişik serilerde %50'ye yakın sperm bulma başarısı o yıllarda bildirilmişti. Daha sonra mikrotese operasyonu Schlegel tarafından 1999 yılında tarif edildi. Çoklu biyopsiye göre avantajları tek bir kesiyle geniş bir alanda araştırma yapılması, mikroskop altında damar yapısı gözetilerek insizyon yapılması, diseksiyon yöntemiyle arka planların araştırılması ve sperm üretebilecek bölgelerin seçimi için çok küçük parçaların alınması şeklinde avantajlarını sıralayabiliriz. Dezavantajları ise operasyon mikroskobu tecrübesi ve öğrenme eğrisi gerekiyor. Uzun operasyon süresi olması ve genel anestezi gerektiği gibi dezavantajlarını sıralayabiliriz. Basitçe yöntem testisin ekvatoryal, bu Schlegel'ın tarif ettiği yöntemde damarlar gözetilerek açılıyor. Testis bivalve ediliyor, ortadan ikiye açılıyor ve daha sonra da büyük büyütmede burada gördüğünüz gibi genişlemiş tübülleri tespit edip buralardan örnek almaya çalışıyoruz. Teknik buna el veriyor. Yapılan çalışmalarda bir meta analiz var. Tüm çalışmaların analiz edilmesiyle 1890 non-obstriktif azoospermik
tespit edilmiş erkekte yapılmış 15 çalışmayı almış Bernie ve arkadaşları ve bunu 2015 yılında yayınladılar. Bu erkeklerin PSA'sı 20 civarında, testosteron seviyeleri 3.73 nanogram desilitre, testis volümleri 13 mililitre civarında, yani tipik bir non-obstrüktif azoospermik erkekleri ifade ediyor. Burada mikrotese'nin çoklu biyopsi TESE'den 1.5 kat yüksek sperm bulma başarısı gösterdi. Çoklu biyopsi TESE yönteminin de aspirasyon yöntemine göre daha yüksek sperm bulma başarısı gösterdiğini bu meta analizde yayınladılar. Remikrotese, yani bir kez mikrotese ameliyatı olmuş, daha sonra ikinci kez olumsuz olup ikinci kez mikrotese ameliyatı ile ilgili literatürde çok az bilgi var. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma yine Türkiye'den 2007 yılında Kaan Hocaların grubundan 24 erkek ilk kez mikrotese sperm bulma başarısı negatif olan 5 erkeğin ikinci kez operasyonda yine aynı kişi yapmış yalnız bu operasyonu. Üçünde sperm bulunduğunu bildirmişler. Peter Schlegel'ın 2013 yılındaki bir review article'ında ise olduğu gibi cümleyi aktardım. Çünkü bir cümleyle burada bahsediliyor. Daha önce sperm bulunamamış mikrotese operasyonu geçirmiş, başka yerde kendisinin yapmadığı, başka yerde operasyon geçirmiş erkeklerde %10 gibi bu makalede sperm bulduklarını bahsediyorlar ama çok detaylı bir bilgi yok. Kaç vakalık serileri var, bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece bir cümle, ben de cümleyi olduğu gibi buraya koydum. Ve bu iki makalede de tabii operasyon öncesi medikal tedaviden bahsedilmiyor. Ancak operasyon öncesi ilaç tedavisiyle ilgili geniş bir seri 2012 yılında yayınlanmış 736 azoospermik erkekte testosteron seviyeleri 300 nanogram desilitrenin altında olanlara hormonu yükseltmek için ilaç tedavisi uygulananlarda %51. Hiç ilaç tedavisi kullanılmadan 300 nanogram desilitrenin altında olan erkeklerde ise ilginç bir şekilde %61 sperm bulma başarısı göstermişler. İstatistiksel bir anlam yok ama yani bu makalede ilaç kullanılan ve yükseltilen vakalarda testosteron seviyeleri sperm bulma açısından bir fark olmadığı görülmüş. Daha sonra Shirayashi ve arkadaşları 2012 yılında, yine aynı yılda esasında, ilk mikrotese başarısız olan 48 erkeğe, yine kendi ameliyat ettikleri hastalar bunlar, ilaç tedavisi sonrasında HCG ve rekombinant FSH kullanıp İkinci mikrotesede 6 erkekte sperm bulduklarını, yani yaklaşık %21 oranında sperm bulduklarını bahsetmişler. Yine aynı grup çok merkezli bir çalışma yaptığını 2016 yılında, bundan 4 yıl sonra yine bir makale yayınlayıp 21 hastanın bu sefer ikisinde sperm, yani %10 gibi bir başarı uyguladıklarını, elde ettiklerini söylemişler. Şimdi bunlardan yola çıkarak biz kendi vakalarımızda şu sorulara cevap vermeyi amaçlayarak bir retrospektif çalışma yapmayı düşündüm. İlk mikrotese operasyonunda sperm bulunmayan erkeklerde ikinci mikrotese operasyonu önerilmeli mi? Ve burada başarı şansı ne olur? Operasyon öncesi medikal tedavinin sperm bulmada faydası var mı? Varikosel operasyonu sperm bulma başarısını artırır mı? Klinik parametreler sperm bulma açısından yol gösterir mi? Bunlar hep bizim merak ettiğimiz sorulardı. Ve geçmişte ameliyat ettiğimiz hastalarımızda, yalnız bu operasyonları biz yapmamışız, başka merkezde yapılmış, mikrotese operasyonu geçirmiş ve başarısız olmuş non-obstrüktif azoospermik 125 erkeğin retrospektif taramasını yaptık. Bu hastaların genital muayenesinde testis boyutları ve kendi laboratuvarımızda yaptığımız, mutlaka başka bir yerde sperm analizi olsa bile kendi merkezimizde bir kez daha sperm analizi yapıp azoospermi olduğunu tespit ettiğimiz hastalar, bunların sonuçlarını kendi merkezimizde tekrar ettik. Hormon testlerine ve genetik incelemelerine baktık. İkinci kez mikrotese operasyonu ilk operasyondan en az 6 ay sonra uygulandı. Testosteron değeri düşük olan erkeklere en az 3 ay süreyle yine bilinen HCG, klomifen sitrat ve aromataz inhibitörleri gibi hormon tedavisi uyguladık. Sperm bulunan ve bulunmayan erkeklerdeki klinik parametreleri ve patoloji sonuçlarına göre analizlerimizi yaptık. Şimdi ben mikrotese operasyonu ile ilgili bir kısa bir video göstermek istiyorum size. Bu daha önce operasyon geçirmiş olan bir hasta, insizyon hattının üzerinden açıyoruz. Tabii zamanı iyi kullanmak adına biraz hızlandırdım. Ve
kanama kontrollerini yapmamız gerekiyor. Bipolar kullanıyoruz. Daha sonra testisi işte bivalve ediyoruz. Açtıktan sonra yine kanama kontrollerimizi yapıyoruz. Burada şuralara dikkat çekmek istiyorum. Fibrotik alanları görüyorsunuz. Bir önceki operasyona bağlı olarak bazı alanlarda fibrotik alanları görüyorsunuz. Yine hızlandırılmış bir video zamanı iyi kullanmak adına testisi reteye kadar açtığımızı göstermek istiyoruz. Yani aşağı planlara kadar açtığımızı göstermek istiyoruz burada amaç. Yine diseksiyon yaparken kanama kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor görüntü bozulmasın diye. Gördüğünüz gibi iyi kanlanan bir dokusu var. Ve burada şurada küçük bir kan damarının yanında çok küçük bir alanda daha önceden gözden kaçmış olabilir genişlemiş tubul yapısını görüyorsunuz. Ve buradan aldığımız örnekte sperm bulma başarısı gösterdik. Daha netlik kazandı şu anda belki daha belirgin olarak gözüküyor. Bu büyütme yaklaşık 24 kat olan bir büyütme mikroskop altında. Yani bu büyütmelere gitmemizin amacı bu dokuyu daha iyi tespit edebilmek amacıyla. Bilgi vermek için söylüyorum. Elimizdeki penset 0.3 milimetre uç ucu. Gördüğünüz alanı da oradan tahmin edebilirsiniz. Az sonra aldığımız örnekleri de zaten Petri dişinde büyüklük açısından size göstereceğim. Çok küçük bir alan. Bu alanı alıyoruz ve laboratuvara gönderiyoruz. Bir diğer hastamızda da Klinefelter sendromu mevcuttu. Ben asistana soruyorum nerede görüyorsun diye. O da diyor ki hocam şurada görüyorum ben. Buranın tubul yapıları daha iyi diyor. Esasında küçük bir büyütmede bakıyoruz. Yani böyle bir bu büyütmede bir şey görüyor musun diye soruyorum. Sonra biraz daha büyük büyütmeye geçiyoruz. Yine asistan yok burası daha iyi diyor. Ama birazdan göreceksiniz esas tubul yapısını 24 kat büyüttüğümüz zaman hemen o bölgeye komşu esas şu bölgede tubul yapıları gözüküyor. Tabii buradan yine aldığımız, görüyorsunuz şuradaki tubulleri, aldığımız örnekte sperm bulma başarısı gösteriyoruz. Bu yapı tabii normal bir testis yapısından farklı. Çünkü bu hasta bir Klinefelter sendromlu erkek. Testis boyutları çok küçük ve Leydig hiperplazisine bağlı olarak nodüler bir yapı görüyorsunuz. Kahverengimsi bir yapı görüyorsunuz testisin içerisinde. Çok anormal bir yapısı var. Ama öyle olmasına rağmen burada tubuller mevcut ve buradan aldığımız örnekte sperm bulma başarısı gösterdik. Yine gördüğünüz gibi çok çok küçük bir doku parçacığı. Yine Klinefelter sendromlu bir erkek. Yine görüyorsunuz şu küçük dar alanda genişlemiş tubuller mevcut. Ve buradan aldığımız örnekte yine sperm bulma başarısı gösterdik. Ben buradan ilerlemek istiyorum. Yine böyle bir Klinefelter sendromlu erkekte yine genişlemiş tubul yapılarını görüyorsunuz. Esas göstermek istediğim aldığımız örnekler yani 1 santim, bunlar santim, şu aşağısı inç. Yani yaklaşık 2-3 milimetrelik böyle örnekler alıyoruz. Bunu göstermek istedim. Şimdi sonuçlarımıza baktığımız zaman etiyolojik faktörlere göre ayırdığımızda idiopatik non-obstrüktif azoospermik 69 erkeğin 12'sinde yani %17.4'ünde sperm bulma başarısı gösterdik. Klinefelter sendromlu 14 erkeğin 7'sinde yani %50'sinde sperm bulma başarısı mevcuttu. Daha önceden varikosel ameliyatı geçirmiş 13 erkeğin hiçbirinde sperm bulma başarısı gösteremezken varikoseli var olan 12 erkeğin birinde, bu erkekte de grade 3 varikosel vardı, sperm bulma başarısı gösterdik. Kriptorşidi olan 11 erkeğin ikisinde, Y mikrodelesyonu olan ve AZFC delesyonu 5 erkeğin birinde sperm bulma başarısı gösterdik. Toplam 125 erkeğin 23'ünde yani %18.4'ünde sperm bulma başarısı gösterdik. Klinik parametrelerimize baktığımız zaman bu erkeklerin yaş, infertilite süresi, FSH değerleri ve total testosteron değerleri sperm bulunan ve bulunmayan gruplar arasında anlamlı bir fark göstermiyor. Ancak testis boyutlarına baktığımız zaman sperm bulduğumuz erkeklerde testis boyutları 8 mililitre civarındayken bulamadığımız erkeklerde 11 mililitre civarında
Yani anlamlı bir fark gördük ki testis boyutları küçük olan erkeklerde sperm bulma başarımızın daha yüksek olduğunu buradan sonuç olarak ifade ettik. Burada patolojik değerlendirmelere göre sınıflandırdığımızda tübüler sklerozis ve Leydigsel hiperplazisi olan erkeklerde yüksek oranda sperm bulma başarısı gördük ve bunların diğer Sertolysel only %10 gibi, matürasyon aresti %18.6 ve hipospermatogenezi olan iki hasta, bunu değerlendirmeye katmadık tabii. Bu üç grup arasında baktığımız zaman tübüler skleroz ve Leydig hiperplazisi olanlarda anlamlı olarak yüksek bir sperm bulma başarısı olduğunu gösterdik. Sonuç itibarıyla ilk mikrotese başarısız olan erkeklerde ikinci mikrotese denemesinde sperm bulma şansı vardır ve bu çalışmamızda biz %18.4 oranında sperm bulma başarısı elde ettiğimizi bildirdik. Yüksek FSH, düşük volümlü testisler, örneğin Klinefelter sendromlu erkekler, tekrar mikrotesede sperm bulma başarısı açısından kontraindike olmadığını gösterdik. Testis içerisinde heterojen yapı olması ve küçük odakların tespiti sperm başarısını sağlıyor dedik. Ve önceki operasyon başarısızlığı cerrahın tecrübesine, operasyon tekniğine, teknik sorunlara bağlı olabileceği veya laboratuvarla ilgili bir takım problemlerden de neden olabileceği öne sürülebilir. Tabii bizim bu çalışmanın zayıf yönleri de var. Örneğin retrospektif çalışma olması, ilk operasyonu yapanın doktorun tecrübesini ve operasyon tekniğinin bilinmemesi, aynı zamanda tekrarlayan mikrotese operasyonları sonrasında erkeklerde ne gibi bir hormon düzeyinde etkisi olacağı hakkında bilgimizin olmaması bu çalışmanın zayıf yönleri olarak sayılabilir. Benim sunacaklarım bu kadar. Sözü moderatör hocam Kaan Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkürler Emre. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani bu makalede hakikaten sevgili Emre'nin seçilmesi çok önemli. Şöyle önemli, çok geniş bir tecrübesi var Emre'nin. Yani İstanbul'da değil, sadece Türkiye'den değil. Bu konuda eğer birisi bir, böyle bir yayın yapacaksa onun yapması hakikaten hakkıdır. Öncelikle Emre'ye sağlık, teşekkür ederim Emre. Niye burada önemliydi bu çalışma? Çünkü hepimiz ikinci kez testi yapıyoruz, üçüncü kez testi yapıyoruz. Belki dördüncü yaptığımız olmuştu. En azından bir dayanak göstereceğimiz bir basılı yayın olması lazım. Hakikaten bu konuda çok kısıtlı çalışmalar. Ta 2007 yılında bizim yaptığımız o zamanki şartlarda, bunlar 13-14 sene önceki şartlar. Bir de o şeye gelin bahsettiği cümle hakikaten. Başka buna tekrarlayan testler yapılsın diyeceğimiz bir kaynak gösteremiyorduk. Bu bundan sonra elimizde güzel bir kaynak olacak. Burada ben de aynen senin bahsettiğin gibi ilk yapılış çok önemli. Senin de eminim tecrübeleri de olmuştur. Obstrükt infertilite bile olsa öyle bir test oluyor ki her taraf koterlenmiş. Neredeyse obstrüktifte bile ikincide roku bulmanız çok zorlaşıyor. O yüzden ilk yapılan testinin ne kadar hasar verip vermediği dokuya burada çok önemli. Ben ama Emre bir de embriyo olan tecrübesiyle de burada çok ilişkili olduğunu görüyorum. Yani ne kadar büyük gayretle orada hücre arıyorsa o kadar önemli. Hatta ben kim yanılmıyorsam bizlerden birisi Tesari'nin yanına gitmişti İspanya'ya ve onun ikinci teselerdeki başarılarını işte dokuda FSH kullanmasının başarılarını değerlendirirken ya diyor daha ilk tesede dokuyu ararken mikroskop altında 3 saniyede tamam burada hücre yok diye bunu kaldırıp ama ikinci kez yaptığı zaman neredeyse 2 saat dokuda aradığı zaman hakikaten hücre buluyor. Böylece ikinci kez yaptıklarımızda bizim çok başarılı oluyordu gibi bir sonuca varılıyordu. Varıldığını kendi gözleriyle de söylemişti. Hatırlamıyorum kimin gittiğini, Tesari'nin yanına bir müddet bir süreliğine gitmişti. Dolayısıyla ilk arayan embriyoloğun tecrübesiyle ikinci kez Tesari'yi yaptığı zaman arayan embriyoloğun tecrübesi hakikaten burada fark ettiriyor. Tabii ki enzimatik dijeksiyon yapıldı mı, eritrosit leasing buffer kullanıldı mı, laboratuvar burada çok önemli. Benim senden öğrenmek istediğim Emre şu, bu ikinci testiye girerken hakikaten bunlara o Japonya'dan bildirilen çalışmadaki intratestiküler testosteron arttırmaya yönelik olsun ya da FSH ile ilgili olsun bir tedavi vermek şey olur mu sence, çok etkili oluyor mu bu yaptıklarında böyle bir bu ikinci testi almadan önce bir tedavinin çok anlamı var mı yoksa olduğu gibi yapsak mı dersin? Ne dersin bu vakaların arasında? Teşekkür ederim. Şimdi o Japonların yaptığı çalışmada zaten seçilmiş gruba bu tedaviyi veriyorlar.
Verdikleri grupta işte maturasyon aresti çeşitli seviyelerde. Özellikle de spermatit seviyesinde maturasyon aresti varsa bu erkeklerin bu tedavilerden fayda göreceği şeklinde de yorum yapmışlar. Şimdi benim görüşümü merak ediyorsanız, ben altta yatan sebebi bilmediğimiz takdirde bizim hormon tedavisiyle bunun üstesinden gelemeyeceğimizi bilimsel olarak da düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü akraba evliliği yapmış iki tane ailede biz ilk defa iki tane gen tespit ettik insanda azospermiye neden olan. Bir tanesi TEX15, bir diğeri de MAGEB GNTF3 geni. Bu genlerin mutasyonun da bu erkeklerde spermatit düzeyinde arrest olduğunu patolojik olarak da gördüm. Şimdi böyle bir patoloji varsa altta yatan, yani bizim hormon vermemiz ki bu GNTF3 dediğim bir A vitamini reseptörünü yapan bir gen, bu reseptörün A vitamini içeri almasını sağlayan bir gen. Hani böyle bir problemi olan bir erkeğe hani sizin ilaç vermenizin ne kadar anlamı? Yani sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Biz mutlaka alta yatan sebepleri araştırmamız gerekiyor. Erkek infertilitesinde nedenleri ortaya koymamız gerekiyor ki tedaviyi yapabilirim. Yani bu hormonu yükseltme meselesi bence şu anda zaten kontrol grupları olmadığı için tartışmalı olmaya devam edecektir. Bu konuda yayınlar var maalesef. Ben ne yaptım? Ben daha önceki makalelere bakarak testosteron seviyeleri düşük olan erkeklere bu yönde, yükseltmek yönünde 3 ay boyunca ilaç kullandım bu serideki erkeklere. Ve aldığım neticede ilaç kullanılanlarla kullanılmayanlar arasında sperm bulma arasından bir fark yok. Ama yine kontrol grubumuz yok. Şöyle bir kontrol grubu olması lazım. Hiç ilaç kullanmadın, bir gruba ilaç kullandın, sonuçlarını karşılaştırmanız gerekiyor değil mi hocam? Ama böyle bir grup olmadığı için benim çalışmamda, sonuçta ilaç tedavisi önemlidir, yapmak gerekir gibi bir sonuca bu makale varmıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum, yani ben kendi tecrübelerimden tabii bunu ifade etmek istiyorum. Bu ameliyatları ilk başladığım yıllarda ben hiçbir Klinefelter sendromlu erkeklere yani testosteron 0.6 bile olsa ilaç tedavisi vermeden bu erkekleri ameliyat ettim. Ve sonuçta benim sonuçlarım, yıllardır ben bunları takip ediyorum, hiç değişmedi. İlaç versem de benim yaklaşık %50 civarında sperm bulma şansı oranım var. Daha önce de geçmişte de bu ilk 2003'lü 2004'lü yıllarda da baktığım zaman sonuçlarıma yine aynı sonuçlar ortada. Şunu söylemeye çalışıyorum. İntratestiküler testosteron seviyesini biz ölçemediğimize göre serumdan yani kandan baktığımız testosteron seviyesiyle karar vermemiz hiç de doğru değil. Belki çok az miktarda testosteronun intratestiküler olması bile orada sperm üretimi için zaten yeterli. Dokuyu gördünüz. Doku o kadar patolojik ki. Yani orada o spermi üretecek kanalcıkların olması gerekiyor. O kanalcıklar yoksa zaten orada sperm üretimi isterseniz testosteronu siz normalin 7-8 katına çıkartın. Mümkün değil böyle bir şeyin olması zaten. Mantıken de değil mi? Dolayısıyla yani bunları zaten tecrübelerimizden biliyoruz. Ama tabii yayın yapmak kolay değil. Yani ben bu yayını yapmak için tam 1,5 yıl uğraştım. Çünkü ilk ameliyatı sen yapmamışsın dediler. Tamam ben yapmadım tabii. Ama bu konuda da bir bildiride bulunmak gerekiyor. Çünkü bu insanlara bir daha biz bunu önerelim, önermeyelim. Evet. Yani burada sonuçta böyle bir şeyimiz var tabii. Emre, bu arada Bülent Hoca'nın da sana sormak istediği bir şey var. Bu her iki testede mi yoksa tek testeden alınan sonuçlar mı diye, ikinci denemede iki test listede ya da ilk denemede her iki testede bakılmış mı yoksa tekine bakılmış, bunda acaba ikincisinden baktık gibi bir ayrı. Evet hocam, yani tek tarafa bakılmış olanlarda ben hatırlamıyorum, yani şu anda öyle bir şey yok genelde, yani %90 iki taraflı yapılmış
Çünkü bulunmadığı zaman genelde diğer tarafa da bakıyoruz. Ben de zaten bir tarafta bulamazsam mutlaka ikinci tarafa bakıyorum. Onun oranını da söyleyeyim. Yani böyle bir yayınlanmış makale değil, kendi tecrübemde. Yani %10'a ulaşan bir oranda tek tarafta bulamazsak diğer tarafta. Özellikle de Klinefelter sendromlu erkeklerde bulma ihtimalimiz var. Yani bir taraftan çıkmayabilir ama karşı taraftan sperm çıkabiliyor. Evet. Evet, şimdi son bir şey daha. Vaktimiz kısalmadan takıldığım bu fırsatı görmüşken söyleyeyim. Bu AZF deleksiyonlarında, AZF-B deleksiyonu için geçenlerde bir yayın çıktı İtalya'dan yanılmıyorsa. Bu baktığımız panellerde 15'lik ya da 25'lik panellere bakılıp Y deleksiyonlarını değerlendiriyoruz. Bunların yetersiz olacağı, AZF-B deleksiyonu gelse bile dokuda hücre bulma olasılığının olabileceği yönünde, tabii gebelik falan gösterilmiş değil ama bu yönde bir makale çıktı. Sanki böyle bir eğilim, yani AZF-B deleksiyonlarını da hiç yapmadan es geçelim mi? Yoksa bir kez aramakta fayda var mı? Ne dersin? Bu kadar bakan var çünkü, sen tecrübenlidir. İki tane bölgeye bakılmışsa yeterli değil. Orada geniş panel oluşturup, yani custom design dedikleri, yani o genleri kendileri oluşturabiliyorlar. Genetik merkezler bu konuda yardımcı olabilirler. O AZFB bölgesindeki tüm genleri tarayan bir test yapıp kısmi bir delesyon mu var? Yoksa alalım mı bunları testi acaba? Ne dersin? Yani yoksa AZFB tamam delete bırakalım mı? Yani bunlara test yapmaya şart. İki tane gene bakılırsa, yani orada seçilmiş iki tane gen var. Komer, yani şeyde piyasada mevcut olan testlerde bazıları çok kısıtlı bir gen şeyine bakıyorlar. Ona bakıp karar vermek doğru değil. Bence geniş panelde komplet delesyon demek için geniş panelde bakabiliriz. Yani bence şey yok. Söyleyin adını. Yani diagnostik olarak yani iki bölgeye bakmak doğru değil diye ben hastalara böyle izah ediyorum. Geniş panelde baktırtıyorum. Eğer o geniş panelde komplet bir delesyon varsa bugüne kadar azospermisi hasta. Çünkü yapılmış makalede iki tane vakadan bahsediliyor. Turnaya'nın makalesi bu. İki vakadan bahsediliyor. Bu komplet delesyon denmesine rağmen o test sonucunda bu erkeklerin ejekülatında sperm görmüşler. Yani şiddetli OAT böyle 100 bin civarında, 100 binin altında. O zaman da araştırmışlar ya nasıl olur hani bu bölgede delesyon varken nasıl sperm çıkıyor diye. Sonra bakmışlar ki geniş panelde o bölgedeki bazı genler var. Esasında. Yani kısmi bir delesyon var. Kısmi delesyon olması anlamamız için o geniş panelde bakmamız gerekiyor. Ama vaka sayısı çok az hocam. Yani AZF-B delesyonu çok nadir çıkıyor. Vaktimizi de güzel değerlendiriyoruz galiba Bülent hocam. Ben teşekkür ederim. Başka bir soru gelmedi şimdi. Şöyle çok bir cümleyle söylemek gerekirse daha önce testi yapılan olgularda ikinci kez testi yapılabilir. Bunun ne kadar şey olduğunu ortaya koyacak hakikaten daha fazla çalışmalara ihtiyaç olana kadar yani yapılana kadar görene kadar kesin bir kriterler koyup da şunlara mutlaka yapalım şunlara mutlaka yapmayalım diyene kadar ikinci kesenin yapılmasına çok büyük bir engel yoksa ve de kesinlikle çıkmayacağından emin olmadığımız bir durum söz konusu değilse bugün itibariyle bence de yapılmasında yani yapılabilir. İkinci kez kapıda hücre bulunabilir. Hakikaten de çok anlamlı bir derecede de hücre bulabiliyoruz. Emre çok teşekkür ederim. Hem bu çalışmayı... Ben teşekkür ederim. Ben hocam. Hocam çok teşekkürler. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için yani bu makaleyle bence tanıtmış olduğunuz için herkese. Ben derneğe de bu anlamda bu yaptıkları faaliyetler için teşekkür ederim. İkinci oturuma geçebiliriz herhalde ikinci makale. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre Bakırcıoğlu ve Kaan Aydos Hoca'ya. Siz onların da belirttiği gibi ülkemizde ikinci kez TESE hatta üçüncü kez TESE olan vakalar var. Bunlar için bir kilometre taşı niteliğindeki makalenin yine ülkemizden saygın bir dergide yayınlanmış olması da bizleri gururlandırdı. Bu bağlamda meslektaşlarımızla fikir teatisinde, fikir alışverişinde bulunmak istedik. O bakımdan Emre Hoca'ya ve Kaan Hoca'ya katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi yine ülkemizde bu konuda çok fazla tecrübeye sahip olan Ankara Doktor Sekai Tayyip Burak Hastanesi'nden Gülnur Özakçı Hoca'nın moderatörlüğünde bir makale daha tartışmak istiyoruz. O makalede yine Fertility Sterility Dergisi'nde yayınlanmış, yeni yayınlanmış bir makale.
Klomifen sitratla inseminasyon yapalım mı, yapmayalım mı? Bu bir tartışma konusu. Elbette birazdan bunları konuşacağız. Ama yapıyorsak eğer, klomifen sitratlı siklüslarda önde giden folikül, leading folikülün biraz daha fazla büyümüş olması gerekir mi, gerekmez mi? Bu soruya da cevap verecek anladığım kadarıyla bu makale. O bakımdan böyle bir makale seçtik. Bu makaleyi bize Sayın Batuhan Turgay sunacak. Batuhan kendisi Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapmakta. Makaleyi Batuhan sunduktan sonra Gülnur Hoca da aynen biraz önce yaptığımız gibi makaleyi modere edecek. Batuhan, buyurun, söz sizin. Tabii, ben de Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Yıllarımız Bülent Hoca ile birlikte çok fazla Zeker Tahir'de çıktı. Şimdi Batuhan'la birlikte Şehir Hastanesi'nde son 1,5 yıldır çalışıyoruz. Evet, buyur Batuhan. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Sizlerin de biraz önce belirttiği gibi özellikle infertilite ile ilgilenen meslektaşlarımızın günlük pratiğinde sık kullandığı HCG trigger'ı yapılan klomifen sitrat IUI siklüslerinde optimal dominant folikül boyutu nedir? Bunun araştırıldığı, bunun analiz edildiği bir çalışma. 2020 yılında Ferkli Steril'de yayınlanmış 1676 tedavi siklusunu dahil etmişler. Yazarlar dominant folikül boyutuyla ilgili literatürde bir konsensüs olmadığından bahsediyorlar. 2010 yılında yapılan bir çalışma var. Burada polikistik over grubu hastaları 685 siklus olarak dahil edildiğinde klinik gebelik oranının 18 ila 22 milimetre arasında en yüksek olduğu ve %13.6 ile %18.6 arasında değiştiğini belirtmişler. 2012 yılında Fertil Steril'de yayınlanan bir çalışma var. Buradaki hasta grubu heterojen bir grup. 777 ilk siklusu olan grup dahil edildiğinde klinik gebelik oranının 23 ila 28 milimetre arasında en yüksek olduğu ve klomifen sitrat ile %16'lık bir klinik gebelik oranı olduğunu göstermişler. 2014 yılında yapılan bir çalışma var. Burada da primer ve sekonder infertil gruplar dahil edilmiş. 285 siklusun değerlendirildiği çalışmada ise klinik gebelik oranının dominant folikül boyutu 20 milimetrenin üzerindeyken en yüksek olduğunu göstermişler. Bununla beraber 2004 yılında da bir farklı sitede yayınlanan bir çalışma var. Burada ise önde giden folikül boyutunun CCIUI'da klinik gebelik oranını etkilemeyebileceği ile ilgili bir bilgi var. Konsensüs olmadığından dolayı yazarlar böyle bir çalışma planlamışlar. 2008 ile 2014 yılları arasında retrospektif yapılıyor. Bu çalışma Weill Cornell'de yapılıyor. Hastalara rutin infertilite muayenesi, bazal hormon düzeyi, AMH, HCG, transvajinal ultrason ve spermiyogramı takiben 40 yaş altında olanlar, HCG bulguları normal olanlar ve sperm konsantrasyonu 15 milyon mililitrenin üzerinde olan hastalar, ovulatuar faktör ve açıklanamayan infertilite grubu olmak üzere çalışmaya dahil ediliyorlar. Erkek ve tubal infertilite faktörleri ise bu çalışma dışında bırakılıyor. Hastalara 50 mg klomifen sitrat adetin 3. ila 7. gün arasında verildikten sonra adetin 10. gününde transvajinal ultrason ile dominant folikül gelişip gelişmediği değerlendiriliyor. Dominant folikül gelişmeyen olgularda 100 mg klomifen sitrata 5 gün daha devam edilmiş. Takiben 18-19 milimi geçtikten sonra da Novarel veya Oidral ile HCG trigger'ı yapılıyor. Bu süre zarfında yazarların 5601 IUI siklusları olmuş. Bunların 51'i letrozol IUI, 1786 gonadotropin IUI, 1343 ise sadece IUI iken 2421 CC IUI siklusları olmuş. Bunlar içerisinde de spontan LH sözcülerini, erkek faktörleri dışladıklarında 1676 CC IUI siklusunu çalışmaya dahil etmişler. Demografik parametrelere bakacak olursak kadın yaşı ortalama 33.9, erkek yaşı 36.0. Ovulatuvar disfonksiyon bu çalışmada %65.8, açıklanamayan infertilite grubu %34.8. Ortalama endometriyal kalınlık 8.1 olarak bulunmuş. Takiben hastalar klinik gebelik varlığı olup olmamasına göre iki gruba ayrılmış. Çalışma içerisinde 232 hastada, ki bu da %13.8'e tekabül ediyor, klinik gebelik görülmüşken 1444 hastada klinik gebelik bulunmamış.
Hastaların yaş, gravida, body mass indeksi ve endometriyal kalınlık parametrelerine bakıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark yokken dominant folikül boyutu değerlendirildiğinde klinik gebelik olan grupta dominant folikül boyutunun daha yüksek olduğu 20.7 olarak bulunduğu istatistiksel olarak anlamlı gösterilmiş. Takiben yazarlar dominant folikül boyutlarını birer milim aralıklarla gruplandırıp 19.1 ile 20 milimetre arasına referans alıp univariate analizi yaptıklarında ise 21.1 ve 22.0 grubu ve 22 milimetreden büyük dominant folikül boyutlarında anlamlı olarak sırasıyla 2.3 ve 2.2 olmak üzere anlamlı olarak klinik gebelik oranının arttığını göstermişler. Takiben konfandik faktörleri de değerlendirmek için multivariyet regresyon analizi yaptıklarında ki buna yaş, infertilite tipi, body mass index, HCG günü ve ortalama endometriyel peak endometriyel kalınlık dahil edildiğinde yine dominant folikül boyutunun anlamlı olarak klinik gebeliği 2.3 kat olarak arttırdığı ile ilgili multivariate regresyon analizinde de bulguları göstermişler. Biraz önce söylediğim gibi 1 milimetrelik aralıklarla dominant folikül boyutlarını kategorize ettiklerinde en yüksek gebelik oranını 21.1 ve 22.0'da bulmuşlar ki burada da %16.4'lük bir gebelik oranından bahsediyorlar. Bulgularının kuvvetini arttırmak için takiben ROC curve analizi yaptıklarında bu sağda gördüğümüz tabloda 22.1'lik bir dominant folikül boyutunda %80 sensitivite ve %90 spesifite ile klinik gebeliğin predikte edilebileceğini göstermişler. Literatürde olan bazı çalışmalarda endometriyal kalınlığın klinik gebeliği etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili konsensus olmadığından dolayı kendi çalışmalarında baktıklarında da yine endometriyal kalınlığın klinik gebeliği etkilemeyeceğini göstermekle beraber ellerindeki bulgunun kuvvetini arttırmak için yine ROC curve analizi yaptıklarında altta kalan alan 0.59 bulunmuş ki o da endometriyal kalınlığın klinik gebeliği zayıf klinik gebelik için zayıf bir prediktör olduğunu göstermiş olmuşlar. Sonuçlara gelecek olursak HCG gününde dominant folikül boyutunun 21.1 ila 22.0 milimetre arasında en yüksek klinik gebelik oranına sahip olduğunu göstermişler ve dominant folikül boyutunun klinik gebeliği göstermek için bağımsız kuvvetli bir prediktör olduğunu gösteriyorlar. Burada söyledikleri yazarların dominant folikül boyutu arttıkça östrojen düzeyi, E2 düzeyi arttığından dolayı klorofen sitratın antiöstrojenik etkilerini kompanse ediyor olabilir şeklinde yorumda bulunuyorlar. Endometriyal kalınlığı yine klinik gebelik için zayıf bir prediktör olarak göstermişler ki 2017'de yapılan metaanalizde de bu şekilde benzer sonuçlar ortaya konulmuş. 2014'te yapılan çalışmada yine 20.4'lük bir konsepsiyon grubu olduğu, anlamlı olarak konsepsiyon olmayanlara göre daha kalın olduğunu gösterdikleri çalışma ile çalışmalarının korele olduğunu gösteriyorlar. ASRM'de yayınlanan, ASRM'nin yayınladığı Practice Komitede ise 23 ila 28 milimetre arasında klinik gebelik oranının daha yüksek olduğunu fertilistleri de öneri olarak yayınlanmış. Bu çalışmanın kuvvetli yönlerine gelecek olursak yazarların söylediği ilk CCIF tipuslarının dahil edilmesi, ovulatuvar disfonksiyon ve açıklanamayan infertilite grubunun dahil edilerek daha homojen bir grup olması, ROC analizi ve multivariable lojistik regresyon analizi ile optimal bir ortaya dominant folikül boyutunun konulması şeklinde çalışmanın kuvvetli yönlerini söylüyorlar. Bununla beraber tabii çalışmanın zayıf yönleri retrospektif bir çalışma olması, HCG trigger'ın spontan ilaç tetiklenmesine göre üstünlüğüyle ilgili olan soru işaretlerini kendi çalışmalarında da değerlendirmemiş olmaları, folikül boyutlarının sadece iki planda bakılması, kuvvetli yön olarak homojen bir grup dememizle beraber diğer infertilite nedenleri çalışma dışı bırakıldığından dolayı bu bulguları tüm infertil gruplar için değerlendiremeyecek olmamız ve bununla beraber canlı doğum oranlarının da çalışmada belirtilmemiş olması çalışmanın zayıf yönleri olarak ortaya çıkıyor. Makaleyle ilgili benim sunmak istediklerim bu kadar. Sözü Gülnur Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
Doğancığım, sunumun için teşekkür ederiz. 8 dakika gibi bir sürede sundum. Böylece bana çok konuşma hakkı verdin. Sen beni kandırdın, 14 dakika süreceğim dedim. Şimdi bu çalışma güzel bir çalışma tabii. Sadece bu çalışmada gebelik oranı yüksek. CC süt üstünde. Ama yaptığımız geriye dönüp de araştırma yaptığımızda bir sürü makalede de yüksek gebelik oranları var. Sadece burada infertilite süresi gebelikte önemli bir faktör. Burada bu çalışmada eksik olan bir yan bence infertilite süresinin hiç belirtilmemiş olması. Yani kısa süredeki o 3 seneden kısa bir infertilite süresi ise tabii ki çalışmalarda hep yüzdeler fazla çıkıyor gebelik oranları ve ayrıca bu çalışmada klinik pregnancy rate belirtilmiş. Hiç canlı doğum belirtilmemiş. Ayrıca ilk siktüsler alınmış. Tabii ilk siktüslerde her zaman biliyoruz ki açıklanamayan da bütün indüksiyon protokollerinde ilk iki siktüste gebelik oranları çok daha yüksek oluyor diğer siktüslere nazaran. Ve de grup olarak %64.8'i anovülasyon grubu. Dolayısıyla bu çalışmanın bence dikkat edilmesi gereken bir yönleri bunlar olarak düşünüyorum. Daha evvelki yapılan çalışmalarla şöyle bir korelasyon gösteriyor. Tabii İberico'nun yaptığı çalışma HMG çalışması. Ancak onda da 20 milimetrenin üzerinde değerli bulunuyor. Ancak klinik pregnancy için istatistiksel bir anlam gösterilemiyor. Yine Shalom'un yaptığı çalışmada da heterojen grupları çalışmış ve 20 milimetrenin üzerinde de %6.3 gibi bir klinik pregnancy rate göstermiş. Letrozole bunu %14.8 olarak belirlemiş. Yine Palatinek'in çalışmasında da heterojen grup ve özellikle ilk siklus almış bu da. Ve dolayısıyla bunun da gebelik oranı %16 gibi yüksek çıkmış. Ve klinik pregnancy rate açısından folikül büyüklüğünün 23 ile 28 milimetre olduğunda en yüksek oranı bulmuş. Ancak bunda da infertilite süresi belirtilmemiş yine bu çalışmada. Palatinek'in çalışmasında. Farhin'in çalışmasında ise oldukça yüksek, yani 18 ile 22 milimetre arasında olduğunda %13.6, %18. Ortalama %15.4 gibi oran bulunmuş. Bunların ortalaması tüm grup olarak 685 siklusu aldığında, hatta 418 siklus dahil edilmiş çalışmaya. Bunda da genç, özellikle yaş grubu 25.4 artı eksi 3.6 gibi çok genç bir grup ve infertilite süresi de 1.1 artı eksi 1 gibi çok erken bir kısa bir infertilite süresi olan hastalar. Dolayısıyla ben size bir de bizim çalışmalarımızdan örnekler de sunmak istiyorum. Açıklanamayan infertilite tabii ki hiçbir zaman yani indüksiyon protokolüne gelecek olursak FSH'nın klonifenden bir üstünlüğü istatistiksel olarak gösterilmemiş. %5.6 gibi yüksek gebelik oranları var ama gösterilmemiş. 3 yıldan az infertilite süresinde açıklanamayan infertilite beklemek tedavisiyle FSH-IUI'ın çok birbirinden üstünlüğü yine gösterilmemiş. Ama 3 yılın üzerindeki infertilite tedavi siklusları mutlaka bekleme tedavisini içermiyor. Ancak yine açıklanamayanda da 3-4 gibi bir ovülasyon, indüksiyon, IUI yapıldıktan sonra hiç beklemeden klonifen tedavisinde gonadotropin basamağını atlayaraktan IVF'e geçiş yapmamız gerekiyor. Ben size bir kendi çalışmalarımızdan bir de hastane verilerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdi biz yaptığımız çalışma, bir dakika,
Bu bizim gonadotropin sikluslarında benim ve ekibimin yaptığı bir çalışma, henüz değerlendirilme aşamasında olan 2018 yılının Ocak-Aralık arası açıklanamayan ve polikistik over grubunda 352 hasta 20-41 yaş grubu dahil edilmeme kriteri zayıf over rezervi FSH'ın 12'nin üzerinde olması ve multifoliküler gelişim hikayeli, 2'den fazla folikül gelişim varsa bunları dahil etmedik çalışmaya. Gonadotropin, IUI ve HCG ile trigger yaptık ve canlı doğum oranını 200-352 hasta arasında 47 gebelik tespit ettik. %13 gibi bir canlı doğum oranı bulduk. Ve dominant foliküllerde de boyutlarında anlamlı bir fark bulunmadı. Bu hastalarımızın demografik özellikleri, yaş, infertilite süresi, tipi, bazal FSH, EİKİ, sağ sol overdeki folikül sayıları, başlama günü ve başlangıç dozu, gonadotropin tipleri, HCG gününün yapılma zamanı, cycle sayıları, ECG tiplerinin kıyaslanması ve IUI zamanlaması 24-36 saat sonra gibi, ECG günkü E2 seviyesi, monofoliküler ya da bifoliküler gelişmesi, dominant folikül büyüklükleri, endometriyal kalınlıklar, stimülasyon zamanı ve total kullanılan gonadotropin dozunu karşılaştırdık. Bunun sonucunda anlamlı olan dominant folikül sayısında gruplar arasında canlı doğum yapanla yapmayan arasında herhangi bir fark bulmadık. Sadece infertilite süreleri anlamlı çıktı. Daha evvel de önceki konuşmamda belirttiğim gibi infertilite süresi canlı doğum ve klinik pregnansı da çok önemli bir faktör. Bu da boyutlarına gelir göre gebelik yüzdelerini bu tabloda da sunuyoruz. Bu tabii daha değerlendirme aşamasında olan bir çalışma, daha sonucunu alamadık. Bir Ece de bir arkadaşımızın bu 4-5 Mayıs 2018'de Azerbaycan'da klomifen sitraz siklüslerinde optimal folikül sayısını belirleyecek bir bildirisi, sözel sunumu olmuştu. Bunda da 167 hasta alındı. 150 milimetre 5 günlük kullanıldı. 16-28 milimetre folikül boyutlarına ulaştığında da 250 mikrogram rekombinant yapıldı HCG. 52 hastada %31.1 gibi bir gebelik oranı bulundu. Dominant folikül boyutu da gebe hastada %20+-1.9, gebe olmayan grupta da %19.3+-2.1 gibi istatistiksel olarak anlamda bulundu. Ve boyutun 20 milimetrenin üzerinde olması sensitivitede ve spesifitede de predikte edilecek bir hassasiyette bulundu. Ve sonuç olarak dendi ki 20 milimetre dominant folikül boyutuna ulaşıldığında trigger'ın yapılması gebelik oranlarını arttıracağı kanaatine varıldı. Bu da yine bizim kliniğimizden. Bu folikül polikistik overli hastalarda IUI yapılan klomifen sitratla yine folikül büyüklüklerine kıyaslayan bir çalışma. Bizim sevgili arkadaşımız Berna yapmıştı bu çalışmayı. Bu da 563 siklusta 358 polikistik over hastası alındı ve 3'e ayrıldı kategori olarak folikül büyüklüklerine göre. 177 tane 17-18 milimetrelik hasta grubu, 19-22 milimetre olan 321 hasta,
pardon, evet, ve 22 milimetrenin üzerinde olan bu siklus, yanlış ifade ettim, 65 siklus değerlendirildiğinde gördüğümüz gibi klinik pregnancy rate birbirleriyle benzer bulundu. Her ne kadar 19-20 milimetrede %10 gibi diğerlerine nazaran yüksek bulunmakla birlikte bunda istatistik olarak bir anlam yoktu. Ben şimdi bir de polikistik over sendromu, bu çalışma hani inseminasyona kayınca bu gerçekten polikistik overde her zaman inseminasyon yapalım mı, yapmayalım mı? Bunu gündeme getiriyor aynı zamanda. Polikistik overde ne zaman esas inseminasyon yapacağız? İnseminasyon yapacağımız hasta grubu ya başarılı ovülasyon indüksiyonuna rağmen hasta olmuyor, gebe kalmıyorsa, ya da erkek faktörü de varsa, subfertil male faktörü olanlarda yapacağız. Bu çalışma güzel bir çalışma. Hatem Abu Haşmi'nin bir çalışması bu. Bu polikistik overde zamanlı ilişkiyle intrauterin inseminasyonu karşılaştıran bir çalışma. Bunun sonucunda da 188 kadın alınmış çalışmaya ve hepsi polikistik. Belirttiğim gibi zaten polikistikte karşılaştırma yapılıyor. IUI yapılan grup, A grubu, bu 259 siktus, 93 kadın alınmış. Diğer time intercourse, bu da 95 kadın, 266 siktus, B grubu. Aralarında A ve B grubuna bakıldığı zaman canlı gebelik oranı siktus başında A grubunda 8.49, B grubunda 7.89 gibi. Yani aralarında herhangi bir fark bulunmamış. Dolayısıyla illa polikistikte IUI yapalım mı? Hayır. Yani ilişki de önerilebilir. Zamanlı bir ilişki de yapılabilir. Ayrıca bu kadınların A grubunda kadın başına klinik gebelik oranı %23, B grubunda %27. Yani bunda da istatistikler bir fark yok. Ve canlı doğum oranları da birbirine benzer bulunmuş. Bu da bizim hastanemizin verilerini de ben sunmak istedim size. Her bizim hafta istatistik sunumumuz oldu. Her ay, pardon. İstatistik, bütün klinikler toplanıp bir istatistik sunumu yaparız. Hem kendimizi değerlendiririz, hem eleştiririz. İnfertilite açısından sikluslar başarılı olmuş mu, gebelik oranlarımız iyi mi, bunları değerlendiririz. Bu 2020 yılının istatistik verileri. Burada CC IUI, yani ovülasyon indüksiyonu yaptığımız hastalar, COIT ile CC yaptığımız siklus iptalleri, IUI yaptıklarımız ve gebelik sayılarına baktığımız zaman 2020 yılında CC artı IUI 270, gonadotropin artı IUI'yi 78 tane yapmışız ve bunların istatistikten toplamının gebelik yüzdemiz %12 gibi çıkmış. Bu dokümana bakacak olursak CC IUI 30 hastada, CC artı gonadotropinde 10 hastada elde etmişiz. Yani 2020 yılı Ankara Şehir Hastanesi'nin 270 CC IUI siklusunda %30, yani gebelik oranımız, klinik gebelik pregnansı %11.1, 78 gonadotropin IUI siklusunda da 10 gebelik elde etmişiz. Gebelik oranımız da %12.8 olmuş. Evet, benim sunumum da bu kadar. Soru. Pardon, ses. Bülent hocamızın bir sorusu var hocam herhalde. Bülent'in sesi kapalı herhalde. Gülnur'cum, sorular geldiyse sorulara yönelik hem evet. Batuhan hem sen
konuyu yorumlarsanız. Evet, Bülent'ten soru gelmiş. Sevgili Ruhu Hasan'a kadar. Dominant folikülü gördükten sonra HCG verilmiş makalede. Ayua HCG'den ne kadar sonra gerçekleşmiş? Bu soru aslında Batuhan'a sorulan bir soru. Makalede bunu açıklamışlar mı Batuhan? HCG verilmişten evet. Ne kadar sonra IUI yapılmış? Açıklamışlar hocam. 2004'te yapılan bir çalışma var. Onda referans göstererek 24 ila 36 saat arasında bir fark bulunmadığından dolayı gebelik oranları arasında kendileri 24. saatte IUI'ları yapmışlar. Gülnur, sizin tecrübeniz nasıl? Siz HCG verdikten ne kadar sonra inseminasyona gidiyorsunuz? Biz genelde 36 saat sonra yapıyoruz. Peki. Ülkemizden Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde Hikmet Hassa Hoca'nın önderliğinde doçent doktor Yunus Aydın'ın yaptığı bir çalışma var, yayınlandı. Onlar HCG'yi IUI yaparken yapıyorlar ya da bir gruba da HCG'yi yapıp üzerinden 36 saat sonra IUI yapıyorlar. İki grup arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla HCG'ye çok takılmayın. HCG'yi ne zaman yaparsanız yapın gibi bir şey veriyorlar. Sizin verilerinizde dominant folikül çapınız açısından gonadotropin siklusları ile klonal siklusları arasında farkınız HCG'ye verirken bir ayrım yapmış mıydınız? Yoksa hepsinde standart örnek veriyorum 18 veya 20 ise HCG'yi öyle mi yaptınız? Gonadotropin'de 17'yi geçince yapıyoruz biz. Ama cuma gününe denk gelirse bu 16 milimetreye de yapıyoruz. Cumartesi pazar yani HCG yapılacak şekilde de ayarladığımız oluyor. Ama genelde hep 1 milimetre gonadotropin siklusları yani 20 milimetre olması en ideal gözüküyor. CC siklüslerinin 20 milimetre. Gonadotropinlerin de 19 milimetre ideal. O zaman bu iki veriyi karşılaştırmanız çok sağlıklı olmuyor. Çünkü birbirine eşit iki grubu karşılaştırmış olmuyorsunuz. Bir tarafta dominant folikül için 20... Değil, ideal olarak tecrübelerimizden edindiğimiz. Yok, yani tabii tecrübelerinizi öğrenmek de çok değerli de biraz önce rakamları verirken gonadotropindeki gebelik oranımız şu kadar, klomendeki bu kadar deyince grupları birbirine eşit gruplar değil. Onu görmekte değil, yarar var. Evet. Başka sorular varsa Gülnur ben çekileyim aradan. Sen makaleyi tartıştırıyorsun. Başka bir soru göremedim ben. Ya da katkı var mı? Başka soru ve katkı yoksa süremizi dolduruyoruz. Bir tane makale var da Letrozole CC'yi karşılaştırmış. Türkiye'den bir yayın. Ama bana çok abartılı geldi. CC ve Letrozole'nin oranları. O yüzden ben onu sunmak istemedim. Affedersin Gülnurcuğum. Biz şimdi tabii burada bu oturumlarda genel konuşmalardan ziyade sadece makale üzerinde tartışma yapmak amacındayız. Öbür türlü webinarlarımız zaten derneğin webinarları devam ediyor. İşte ovülasyon indüksiyonunda birinci basamak ajan olarak hangisi seçilmelidir, nasıl değerli yapılmalıdır? Onlar ayrı konuşma konuları. Bugünkü amacımız sadece Batuhan'ın sunduğu makale üzerinden makaleyi tartışmak ve o konuda sizin de kendi tecrübeniz varsa onu değerlendirmeniz gayet yerinde oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben vakit kaldığı için böyle yaptım evet, yani. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Gülnur. Ben katılımcılara derneğim adına, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği adına tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Emre Bakırcıoğlu ve Kaan Aydos hocalara bize farklı bir bakış açısı getirdiler. Gerçekten bir kilometre taşı niteliğindeki makalesinden ötürü Emre Bakırcıoğlu hocayı kutluyorum tekrar. Hem derneğim adına hem şahsım adına. Batuhan ve Gülnur hocaya da bize klonifen strat ve inseminasyondaki kendi pratiklerini de sunacak şekilde bu makale bağlamında görüş verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk.
Hepinize katkılarınız için tekrar teşekkür ederek makale kulübümüzü kapatıyorum izninizle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.